Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bir hafta aradan sonra iç ve dış gelişmelere dair açıklamalarımızı arz etmek üzere bir daha birlikteyiz. Bu hafta da yine iç ve dış gelişmeler hususunda yoğun bir gündem ile karşı karşıyayız. İnkar ve asimilasyon politikalarının tezahür ettiği hususlardan biri de ana dillere yönelik yasaklardır. Bunun önüne geçmek için UNESCO 21 Şubat gününü Uluslararası Ana Dil Günü olarak ilan etmiştir. Değerli arkadaşlar, çok dillilik bir medeniyet tezahürüdür. Toplumları kendi kültürlerine bağlayan unsurların en önemlisi dildir. Bu nedenle ana dillerin desteklenerek yaşatılmaları devletlerin kendi toplumlarına ve insanlığa karşı temel sorumluluklarındandır. Dillerin unutulması aslında medeniyetlerin ve kadim kültürlerin yok olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği ana dilleriyle bağları zayıflayan toplumların zamanla sürüleşmesi, sömürgeleşmesi, kimliksiz hale gelmesi kaçınılmazdır cümlesi bu anlamda önemli bir gerçeği göz önüne sermektedir. Türkiye, ana dil karnesi zayıf ülkelerden biridir maalesef. Yıllarca uygulanan asimilasyon politikaları nedeniyle Kurmanca, Zazaca, Pomakça, Çerkezce, Arapça ve Süryanice gibi diller zamanla unutulmaya yüz tutmuş, bu dilleri konuşan vatandaşlar ana dillerini çocuklarına yeterince öğretememişlerdir. Türkiye vatandaşlarının sürüleşmelerinin ve kimliksizleşmelerinin önüne geçmek özellikle devletin temel sorumluluğudur. Ancak bugüne kadar farklı dillerin korunması yönünde ciddi bir irade ortaya konulmamıştır. Bilakis farklı dillerin varlığını bir tehdit olarak gören anlayışın bazı dönemlerde devlet politikasına dönüşmesi insanların ötekileştirilmesine neden olmuştur. Dillerin varlığına ilişkin ön yargılardan arınmış bir resmi bakış açısı geliştirilmeli, dil çeşitliliği topluma bir medeniyet bakiyesi olarak sunulmalıdır. Türkçenin korunması ve geliştirilmesine verilen önem, vatandaşların ana dilleri olarak konuştukları diğer dillere de verilmeli ve ana dilde eğitimin önü mutlaka açılmalıdır. Değerli arkadaşlar, hayat pahalılığı maalesef halen halkın birinci gündem maddesidir. Döviz kurunda yaşanan aşırı yükseliş, maliyetleri arttırdığı gerekçesiyle gıdadan elektroniğe, otomotivden enerjiye, her alanda zam yağmuru şeklinde tüketiciye yansıtılmıştı. Burada yaşanan büyük düşüşün de indirim olarak tüketiciye yansıması beklenirken fiyatlarda hissedilir bir düşüş yaşanmadı şimdiye kadar. Buradaki dalgalanma bu haliyle hem özel hem kamu sektörü tarafından tüketici aleyhine bariz bir fırsatçılık aracına dönüştürmektedir. Bu fırsatçılıktan vazgeçilmeli, başta enerji ve gıda olmak üzere dövizdeki düşüşe paralel indirimler vatandaşa mutlaka yansıtılmalıdır. Döviz kurunun dengelenmesi için faiz oranları aşırı derecede artırıldı. Ancak bu faiz artışı beraberinde başka handikaplar getirdi. Kendi ülkelerinde sıfıra yakın faiz oranları nedeniyle kazanç sağlayamayan yabancı sermaye, üretim ve istihdama katkısı olmayan sıcak para olarak Türkiye'ye girmekte, yüksek faiz oranları ile sermayelerini katlamaktadırlar. Yerli yatırımcı için de yatırım yerine faizden kazanç sağlamak daha cazip hale getirilirken, kaynak sıkıntısı çeken yatırımcı da bankaların faiz sömürüsüne teslim olmaktadır. Enflasyon artışında da etkili olan faize karşı hükümet derhal adım atmalı, faizsiz bir ekonomik sistem alternatifi geliştirilmelidir. Türkiye'de tartışma konusu olan hususlardan bir tanesi de pandemi tedbirleriyle alakalı uygulanan çifte standarttır maalesef. Bazı siyasi partilerin kongrelerinin tıklım tıklım dolu salonlarda yapılması, aylardır ekmek tekneleri kapalı olan esnafı, bir yıldan beri evlere kapatılarak toplu taşıma araçlarına alınmayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanımızı incitmiş, sağlık çalışanlarının motivasyonunu kırmıştır. Salgın gerekçesiyle basın açıklamaları, toplantı ve gösteriler yasaklanıp baro seçimleri ertelenirken, kurallara uymada örnek olması gereken yetkililerin bu tedbirsizliği korona ile toplumsal mücadelede ciddi bir zafiyet oluşturmaktadır. Kalabalık kongreler sıkıntı oluşturmuyorsa yeme içme sektöründe tedbirler eşliğinde müşteriyi masada ağırlamak da problem oluşturmamalıdır. Salgının başından beri ciddi kısıtlamalara maruz kalan ve 2 milyon kişiye istihdam sağlayan lokanta, kafe,
pastane, düğün salonu esnafı can çekişmektedir. Paket servis veya gel al uygulamasıyla ayakta durmaya çalışan esnaf, kira, vergi ve faturalarını ödeyemiyor. Temasın maksimum derecede olduğu toplu taşımaya kısıtlama getirilmezken, yeme içme sektörüne uygulanan yasaklama tezat oluşturmaktadır. AVM'lerde, uçaklarda, otobüslerde ve resmi kurumlarda uygulanan HES kodu uygulaması gerekirse bu sektörde de uygulanarak müşterilerini masada ağırlamalarının önü açılmalıdır. Değerli basın mensupları, Türkiye'de çok ciddi saldırılara maruz kalan aile kurumu her şeye rağmen mutluluk kaynağının temel faktörü olmaya devam etmektedir. Bu açıdan yayınlanan istatistikler sevindiricidir. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını basın ile açıkladı. Sonuçlara göre bireylerin mutluluk kaynağında öne çıkan faktör aile oldu. Toplumumuzu mutsuzluğa iten birçok neden vardır malum. İşsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, ahlaki çöküntü, madde bağımlılığı gibi faktörlerin yanı sıra aile kurumunun zarar görmesi de mutsuzluğun nedenlerindendir. TÜİK verilerine göre evli olanlar, evli olmayanlara göre hayatından daha memnundur. Temiz bir toplum ve sağlıklı nesiller için aile kurumunun korunması çok önemlidir. Aile, güçlü bir toplum ve istikrarlı bir gelecektir. Batı, kültür emperyalizmi yoluyla gençleri evlilikten uzaklaştırarak aile yapımızı tehdit etmeye devam etmektedir. Toplumu derinden sarsan sayısız sorunun yaşandığı günümüzde geleceğimizi korumak için herkese sorumluluklar düşmektedir. Bu çerçevede aile, başta devletin ilgili kurumları olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından desteklenmeli, zarar görmemesi için gereken hassasiyet gösterilmelidir. Evliliklerin azaldığı, boşanmaların ise hızla arttığı günümüzde geleceğimizin büyük bir tehdit ile karşı karşıya olduğu asla unutulmamalıdır.